Değerli dostlar, hepinize esenlikler diliyorum. Ramazan programımız nedeniyle her akşam bir videoyla karşınızda olmaya çalıştım ve bugüne kadar aksatmadan geldik. Artık Ramazan'ın sonlarına erişmiş durumdayız. Bugün sizlere Mutezile ekolünden bahsedeceğim. Bana sıkça sorulan bir soruydu. Ramazan programım içerisinde vardı. Bugün, yarın derken ancak fırsat buldum veya zaman geldi. Dolayısıyla da bugün sizlere Mutezile ekolünden veya anlayışından bahsedeceğim ve Mutezile'yi biraz sizlere tanıtmaya çalışacağım. Konuyu sunarken önce Mutezile'nin ortaya çıkışı ve yavaş yavaş kaybolmasıyla ilgili tarihi süreci ele alıp bunun hakkında bilgi vereceğim. Ardından Mutezile'nin özgün görüşlerinden bahsedip böylece videomu tamamlamış olacağım. Malum olduğu üzere Mutezile İtikadi konularda akla ve irade hürriyetine önem ve öncelik veren bir kelam ekolu veya okulu olarak bilinir. Mutezile, ayırmak, uzaklaştırmak anlamındaki azıl kökünden gelir ve kelime uzaklaşan, ayrılan anlamında kullanılmıştır. Mutezile'nin ortaya çıkışında özellikle büyük günah meselesinin hayli etkili olduğunu görüyoruz. Hazreti Osman dönemi ile beraber başlayıp özellikle de Hazreti Ali döneminde kanlı iç savaşa dönüşen olaylar sırasında birçok insan öldürüldü. Ölen de, öldüren de Müslümandı. Bu konu müteakip dönemde Müslümanlar arasında ciddi bir tartışma ve probleme dönüşmüştür. Zira dinin kurucu metnine göre bir mümini kasten öldürenin yeri ebediyen cehennemdir. Nitekim Nisa suresinin 93. ayetinde bu bağlamda bir açıklama vardır. Dolayısıyla da bu ayete göre Cemel ve Sıffin gibi savaşlarda veya diğer mücadelelerde birbirini öldüren Müslümanların durumu ne olacaktır meselesi ciddi ciddi kafalarda soru işareti oluşturmuş, gündeme gelmiş ve önemli bir tartışma konusuna dönmüştür. Mutezile henüz ortaya çıkmadan önce Hasan Basri'nin öğrencisi olan Vasıl bin Ata bu meseleyi hocasına soruyor. O da büyük günah işleyenin münafık olduğunu söylemiş ve böyle bir cevap vermiş. Ancak Vasıl bu görüşe katılmamış ve büyük günah işleyenin menzile beynel menzileteyn konumunda olması gerektiğini savunmuş ve söylemiş. Yani cennetle cehennem arasında bir yerde olmalı şeklinde bir düşünce ortaya atmış. Aynı görüşü Amr bin Ubeyd de benimsemiş ki arkadaşıdır, daha sonradan da kayınbiraderi olacaktır. Dolayısıyla Vasıl büyük günah işleyen kişinin mümin olmadığı gibi kafir de olmadığını savunmuş, ikisi arasında bir yerde olduğunu dile getirmiş, ona göre büyük günah işleyen fasıktı. Bu görüş farklılığı nedeniyle hocasından ayrıldığı için Hasan Basri, Vasıl ve arkadaşı Ubeyd için bizden ayrıldı, itizal etti diye bir açıklama yapmış. Buradan hareketle de Vasıl ve takipçileri daha sonradan ayrılanlar anlamına gelen Mutezile kavramıyla ifade edilmişlerdir. Dolayısıyla da Mutezile'nin ortaya çıkışında büyük günah meselesinin önemli bir rolünün olduğunu anlıyoruz. Bunun yanında elbette ki insan iradesi ve sorumluluğu, kader meselesindeki görüşleri, ortaya çıkan yeni sorunlar ve bunlara yeni çözüm önerileri getirme çabası gibi amiller bu ekolun doğmasına etki eden diğer faktörler olarak zikredilebilir. Netice itibarıyla Mutezile henüz 2. yüzyılın başlarında Basra'da ortaya çıkan ve akılcılığı ön planda tutan bir mezhep olarak tarihteki yerini almıştır. Mutezile alimleri kendilerini Mutezile ismi yerine Ashabul Adl ve Tevhid, Ehlül Ad, Ehlül Hak, Fırkatün Naciye gibi değişik isimlerle anmışlardır. Ancak daha çok Mutezile ismiyle meşhur olmuşlardır. Mutezile karşıtı olanlar ise onları kaderi inkar ettikleri ve bu meseleyi tartıştıkları için kaderi olarak nitelemişler. Zira kulun kendi fiillerini kendisinin yarattığını söylemeleri nedeniyle bunlara kaderiye demişlerdir ki Mutezile ve kaderiye hemen hemen aynı anlamlarda kullanılmıştır. Bunun yanında Cehm bin Safvan'dan etkilendikleri gerekçesiyle Cehmiye, Allah şerri yaratmaz dedikleri için Seneviye veya Mecusiye,
tövbe etmeden ölen kişinin affedilmeyeceğini söyledikleri için de vaidiye gibi değişik sıfatlarla da anmışlardır. Ancak Mutezile bunların hiçbirisini kullanmamıştır. Mutezile'nin görüşleri daha çok mevali arasında taraftar bulmuş ve yaygınlık kazanmıştır. Dikkat ederseniz yeni gelişme ve değişmelere paralel olarak yeni çözüm önerilerinden bahsettik az önce. Dolayısıyla Mutezile'de özellikle fetihlerle birlikte yeni coğrafya, yeni din ve kültürlerle, etnik unsurlarla, karşılaşmayla beraber birçok yeni problem ortaya çıkmıştır. Bu konuda Mutezile'nin özel gayretlerinin ve açılımlarının olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla da bu çerçevede Mutezile'nin daha çok mevali arasında taraftar bulması da son derece önemli ve manidar. Özellikle de Emevi idarecilerinin Arap olmayan Müslümanları kendilerine eşit saymamaları ve onlardan vergi almaları, Müslüman oldukları halde vergi almaları ve Müslüman olan Arapların vergi vermemesi gibi uygulamalarını adaletsizlik olarak yorumlamışlar ve bu mesele ciddi huzursuzluklara da, siyasi kargaşalara da dönüşmüştür. Dolayısıyla Mutezile alimleri Emevi idaresine karşı mesafeli bir tutum takınmışlar ancak daha mutedil bir yol izlemişler. Nitekim hariciler gibi açıktan tavır almamışlar ki hariciler birçok isyan çıkarmışlardır. Hem Emeviler döneminde hem de daha sonraki Abbasiler döneminde. Buna mukabil Mutezile imamları veya Mutezile ekolü mensupları Ehl-i Beyt'e karşı sempati beslemişlerdir. Fakat aleni bir destek verdiklerini söylemek biraz zordur. Zaman zaman destek olanlar çıkmışsa da genel anlamda sempatiyle baktıklarını söyleyebiliriz. Siyasetten uzak duran Mutezile ekolünün kurucusu Vasıl bin Ata, kulun fiillerinin Allah'ın değil insanın kendi eylemi olduğunu, büyük günah işleyenin küfürle iman arasında bir yerde durduğunu ileri sürmüş, Cemel ve Sıffin'de kimin hatalı olduğunun da bilinemeyeceğini söylemiş. Onun fikirlerinden etkilenenler etrafında toplanmaya başlayınca bu düşüncelerini yaymaları için taraftarlarını çeşitli bölgelere göndermiş ve böylece gönüllü davetçi olarak bu insanlar onun fikirlerini yaymaya başlamışlar. Burada küçük bir parantez açalım. Az önce ifade ettim dikkat ederseniz Cemel ve Sıffin'de kimin hatalı olduğunu bilinemeyeceğinden bahsetmiş. Oysa aslında Cemel'de ve Sıffin'de kimin hatalı olduğu konusu çok açık ve nettir. Nitekim de Cemel ve Sıffin'le ilgili daha önceden defalarca açıklama yaptım. Cemel'de malumunuz Hazreti Ali Osman'ın katillerini yargılamıyor çünkü katiller haklıdır diyor. Ayşe ve taraftarları da Osman evet hata yapmıştır ama bu onun öldürülmesini haklı göstermez. Katiller yargılanmalıdır diyor. Aynı zamanda Ali istişareyle iş başına gelmemiştir. Oldu bittiyle iktidara gelmiştir diye bu nedenle karşısına durmuştur. Bunu anlamayacak hiçbir şey yoktur. Çıkış noktaları doğru olmakla birlikte tabii ki onlar da kana bulaştıkları için aynı zamanda onlar da suçludurlar. Sıffin'de de aynı durum söz konusudur ve ortada bir iktidar savaşı vardır. Hileyle, desiseyle, dalavereyle Muaviye en sonunda iktidarı ele geçirmiştir. Ancak Sıffin'in çıkışında da yine Hazreti Osman'ın katilleri meselesi vardır. Burada ne çıkıyor o zaman karşımıza? Eğri oturalım, düzgün konuşalım. Şayet Hazreti Ali katilleri yargılasaydı veya onlarla arasına mesafe koysaydı emin olun bugün Cemel ve Sıffin'den söz etmeyecektik veya başka gelişmelerden söz edecektik. Dolayısıyla bunun anlaşılmayacak bir tarafı yoktur. Ancak ilk dönemde tabii ki bu konular bu kadar berrak bir şekilde tartışılmadığı için veya açıklanamadığı için bilinemeyeceği yönünde bir görüş ortaya atmış ve failleri bir anlamda örtülü de olsa aklama yoluna gitmiştir ki nitekim de bazı Müslümanlar bu konuyu biz Allah'a bırakalım diye bir fikir ortaya atmışlar ve bunlar da mürciye olarak nitelendirilmişlerdir. İrca fikri dediğimiz buradan doğmuştur. Yani biz bunların akıbetini, durumunu tartışmayalım. Onlar hakkındaki hükmü Allah versin şeklinde bir görüş ortaya atmışlardır. Dolayısıyla da bu büyük günah meselesi ve özellikle de Cemel'de, Sıffin'de ve diğer savaşlarda Müslümanların Müslümanları öldürmesi gerçeği ciddi ciddi tartışılmış ve önemli bir problem olarak Müslümanların gündemini meşgul etmiştir. Dolayısıyla da İslam'ın erken dönemindeki mücadelelerin her birisinin iktidar savaşı olduğunu, kanla neticelendiğini ve bu kanın da kardeş kanı olduğunu, sahabenin birbirlerini öldürdüklerini görüyoruz. Tabii bunu söylemek zülfiyare dokunmak olduğu için
Klasik ulema da buna kendince bir takım çözüm önerileri getirmiştir ve mesele bundan ibarettir. Vasıl bin Ata 748'de vefat etmiştir. Dikkat edilirse 749'daki Zap Savaşı'nda Abbasi İhtilal Hareketi Emevi ordularını yenmiş ve 750'de Abbasiler kurulmuştur. Vasıl'ın ölümünden sonra onun yerine Amr bin Ubeyd hareketin başına geçmiştir. Dikkat ederseniz 748 aynı zamanda Emevilerin sonudur. Dolayısıyla da büyük günah meselesi Emevilerin ortasından itibaren ciddi ciddi tartışılan bir mesele olarak karşımıza çıkmaktadır. En azından tarihi veriler bu şekilde bir yorum yapmamıza olanak sunmaktadır. Vasıl bin Ata, Abbasi halifesi Ebu Cafer el-Mansur'un arkadaşıdır. İhtilal aşamasındayken Ebu Cafer ondan destek istemiştir. Ancak Vasıl sadece tavsiyede bulunmakla yetinmiş ve tarafsız kalmaya devam etmiş ki baştan beri tarafsız olduğunu da söyledim. Nitekim bu konuyu İbni Kuteybe Uyunul Ahbar adlı eserinde dile getirmektedir. Vasıl ve taraftarları siyasetten uzak kaldıkları için hareket başlangıçta sınırlı kalmış ve daha çok Basra ve Bağdat merkezli olarak varlığını sürdürmüştür. Ayrıca alenen olmasa bile Ali evladına da örtülü destek vermeleri nedeniyle sürekli de iktidarın takibinde olmuşlardır. Bu yüzden Mutezile alimlerinin bir kısmı kendilerini gizlerken bir kısmı da takip edilmemek için merkezden uzak diyarlara göç etmeyi tercih etmişlerdir. Mutezile'nin yıldızı özellikle 785 yılında Harun Reşid'in halife olmasıyla birlikte başlayacak ve parlamaya devam edecektir. Halife Mutezili alimlere yakın davranmış, bazılarını tebliğ ve irşat için görevlendirmiş, Mutezili görüşlere sahip olan Yahya bin Hamza'yı Şam kadılığına getirmiştir. Dolayısıyla Mutezile'ye yakın durduğunu görüyoruz. Ancak Mutezile asıl gelişimini Me'mun döneminde yaşamıştır ki Me'mun 813-833 yılları arasında halifelik yapmıştır takriben. Dolayısıyla da asıl patlamasını bu dönemde yapmış ve yıldızı giderek parlamıştır. Çünkü iktidar desteğini arkasına almıştır. Hatta Mutezile iktidar mezhebi olmuştur. Malum olduğu üzere Me'mun'un annesi Mevaliden'dir. Türk veya Farisi olduğu söylenir. İktidara gelirken ehli hadis ekolüne karşı Mutezile ulemadan destek aldığı için bu nedenle de Mutezile'ye yakın durmuştur. Özellikle de Bişr bin Mu'temir, Sümame bin Eşres ve İbni Ebi Duad gibi Mutezili alimler onu hayli etkilemişlerdir ki zaten Me'mun döneminde Mutezile'nin saray mezhebi olduğunu söylemiştim. Dahası halife İbni Ebu Duad'ı vezir olarak atamıştır ve Mutezili alimler etrafında toplanmış himaye edilmişlerdir. Mutezile'nin özellikle de savunduğu Kur'an'ın yaratılmış olduğu fikrini Me'mun da benimsemiş. Hatta bu fikri reddeden alimlere baskı bile uygulanmıştır ki buna mihne denir. Me'mun'dan sonra Mutasım ve Vasık dönemlerinde de yine Mutezile iktidar desteğini arkasına almıştır. Ancak 847'den sonra rüzgar tersine esecektir. Çünkü bu tarihte Mütevekkil alellah halife olacaktır ve Mütevekkili de ehli hadis destekleyecektir. Dolayısıyla da Mutezile hızla gözden düşerken bunun yerine ehli hadis ekolü iktidar tarafından desteklenecek ve tersi olacak iktidar mezhebi haline gelecektir ki bu sefer de halife kendisini iktidara taşıyan ehli hadis ekolü mensuplarına öncelik verecek, onları koruyacak. Buna mukabil Mutezili alimleri de dışlayacaktır. Bu süreçten sonra Mutezile giderek dışlanacak, yer yer iktidar baskılarına uğrayacak. Diğer bir deyişle ehli hadis veya Hanbeli anlayışı idarenin resmi ideolojisi haline gelecektir. Diğer bir deyişle ehli hadis veya Hanbeli anlayışı ya da Hanbeli ekolü idarenin resmi ideolojisi olacaktır. Bir daha da akılcı anlayış İslam dünyasında fazla yeşerme imkanı bulamayacaktır. Zaman zaman Mutezile yeşerme imkanı bulmuşsa da bunun devamı gelmemiştir. Ehli hadis iktidar tarafından desteklenince bu sefer taraflar birbirlerini tekfir etmişler ve birbirlerinin görüşlerine alternatif görüşler ileri sürmüşlerdi. Aklı ve irade hürriyetini savunan Mutezile ise kendi görüşlerini dayatması ile
baskıcı bir tutum takınmaktan çekinmemiştir. Oysa irade hürriyetini savunuyor, özgür düşünceyi de savunması gerekir. Fakat bu konuda iktidar desteğini de arkasına aldığı için bu nedenle de iktidar değişince veya farklı bir iktidar gelince dışlanmış ve giderek de gerilemeye, hatta çöküşe doğru sürüklenmiştir. Mutezile'nin gerilemesinde ayrıca Maturidi ve Eş'ari kelam ekollerinin ortaya çıkması, kimi mutezili alimlerin ana akımdan kopmaları gibi saiklerde hareketin zayıflamasında önemli ölçüde etkili olmuştur diyebiliriz. Mutezile 932 yılında Şii Büveyhilerin Bağdat'ı işgal etmeleri ve idareye hakim olmalarıyla kısmen destek bulmuştur. Nitekim 2. Büveyhi idarecisi Adududdevle Mutezili alim Sahib bin Abbar'ı vezir tayin etmiştir. Ayrıca meşhur Kadı Abdülcebbar'ı ise Kadıl Kudatlık makamına getirmiştir. Bunlar sayesinde Mutezile biraz daha bir yükselme veya canlanma imkanı bulmuşsa da kısa süre sonra bu da sönecektir. Zira özellikle de vezir sahibin ölümünden sonra Mutezili alimler yine gözden düşeceklerdir. Buna ilaveten özellikle de Abbasi halifesi Kadir Billah'ın doğrudan Mutezili alimleri hedef alması ve onlara baskı uygulaması Mutezile için kaçınılmaz bir son olacak ve çöküşü hızlandıracaktır. Müteakiben Gazneliler Rey bölgesini ele geçirince Mutezililer Horasan'ın daha izbe yerlerine çekilmek zorunda kalmışlar ve bu da Mutezile'nin gerilemesinde önemli faktörlerden birisi olmuştur. Mutezile Selçukluların siyaset sahnesine çıkmasından sonra yeniden canlanma imkanı bulmuştur. Özellikle de Gaznelilerin yenilmesi, Horasan bölgesine Selçukluların sahip olması ve Bağdat'a girmeleri gibi amillerle tekrar canlanma imkanı bulmuştur. Zira Tuğrul Bey'in meşhur veziri El-Kündüri Mutezili anlayışa sahipti ve Mutezili alimleri destekliyordu. Mutezile mezhebine mensup olanları önemli mevkilere getirmişti. Buna mukabil bidatçı olarak nitelenen Eş'arileri Selçukluların sınırları dışına çıkarmış. Diğer yandan mutasavvıflara kesinlikle prim tanımamıştır. Bu nedenle Mutezile tekrar bir yeşerme imkanı bulmuş fakat onun tutumundan rahatsız olan ünlü mutasavvıf Abdülkerim Kuşeyri Tuğrul Bey'in huzuruna çıkarak baskıların kaldırılmasını istemiş. Yine bazı hadis alimleri El-Kündüri'den baskıların kaldırılmasını istemiş. Kısaca söyleyecek olursam ehli hadisin yoğun çabaları sonucu El-Kündüri'nin defteri dürülecektir ve 1064 yılında görevden alınacak. Dahası müteakip süreçte de öldürülecektir. Bu gelişme ile birlikte Mutezile siyasi destekten yeniden yoksun kalmıştır ve koyu bir Eş'ari taraftarı olan Alparslan'ın veziri Nizamül Mülk'ün girişimleri ile Mutezile iyice gerilemiştir ve bunun yerine ehli hadisin ve Eş'arilerin önü ardına kadar açılmıştır. Devlet desteğini arkalarına alan Cüveyni gibi, ne bileyim Gazzali gibi otoritelerde tenkitlerine başlamışlar ve yoğun propagandalar, yoğun tenkitler sonucu Bağdat ve civarında tutunamayan Mutezili alimler Horasan ve Hariz bölgelerindeki izbe yerlere çekilmiş, giderek sönmeye başlamıştır. Daha sonraki dönemlerde Mutezile ötekileştirildiği için Sünni dünyadan da uzaklaşacak ve Şia'ya yanaşacak. Bugün kısmen Zeydilik, kısmen de İmamiye Şiası içerisinde varlığını devam ettirecektir ve böylece tarihteki yerini almış olacaktır. Buraya kadar anlattıklarım Mutezile'nin ortaya çıkışı ve tarihiyle ilgili siyasi serüvenleriydi. Biraz da görüşlerinden bahsederek videoyu toparlayacak olursak, Mutezile aklı ve eleştirel düşünceyi ön planda tutan bir ekol veya okuldur. İslam'ın kurucu ilkelerini temellendirme ve bunları ispat etme konusunda önemli bir rol oynamışlardır. Başlangıçta siyasete angaje olmamışlarsa da bir dönem devlet mezhebi haline gelmiş ve özellikle de akla ve özgürlüğe önem vermekle beraber iktidar gücüyle baskıcı anlayışı benimsemeleri bir anlamda dışlanmalarına da zemin hazırlamış. Hatta bu süreç onları yavaş yavaş çöküşe sürüklemiş çünkü bir daha iktidar desteği görememişlerdir. Aralarında Ehl-i Beyt'e yakın duranlar olmuşsa da siyasi olarak fazla ön plana çıkmadıklarını görüyoruz.
Mutezile kelamcıları İslam'ın kurucu ilkelerini 5 temel esas başlığı altında ele almışlardır ki bunlara usulü hamse denmektedir. Nedir bunlar? Tevhid, adalet, vaad ve vaid, menzile beynel menzileteyn, emri bil maruf, nehi anil münker. Mutezile usulü hamsenin merkezine tevhid akidesini yerleştirmiştir. Mutezili görüşte Allah mutlak anlamda birdir, sıfatları ile beraber zatının aynısıdır. Allah zatı ile bilen, zatı ile kaim olandır. Yani Allah için zat ve sıfat ayrımını yapmazlar. Allah yaratanların hiçbirisine benzemez şeklinde özetlenebilir. Tabi bu görüşleri kısaca ele alacağım, yoksa video hayli uzar. Mutezile tevhid ilkesi gibi adalet ilkesine de fazlasıyla anlam yüklemiştir ve bu hassasiyetleri aynı zamanda insan anlayışlarını yansıtması bakımından da önemlidir. Zira onlara göre insan aklı ve iradesiyle tercihlerinde özgürdür. Yani insanın özgürlüğüne önem verirler. İnsan kendi eylemlerini kendisi gerçekleştirir ve bu nedenle de sorumlu olabilir. Allah adil olduğuna göre şayet insanın fiillerini Allah yaratıyorsa o zaman insanın sorumluluğu kalmaz diye düşünürler. Bu nedenle de sorumluluğu insana yüklerler. Allah adil olduğuna göre şayet insanın fiillerini Allah yaratırsa o zaman kulun sorumluluğu kalmaz. Oysa onlara göre Allah adildir, kullarına da zulmetmez. Bu nedenle de kul yapıp ettiği fiillerden sorumludur şeklinde bir düşünceye, bir anlayışa sahipler. Diğer bir deyişle klasik anlayışta var olan alın yazısı, kader gibi düşünceleri benimsememişlerdir veya bunları eleştirmişlerdir. Doğrudan insan sorumludur demişler ve insanı merkeze almışlardır. Bir başka ilke vaad ve vaid ilkesidir. Bu ilkeye göre Allah insanın dünyada yapmış olduğu iyi veya kötü tüm eylemleri mutlaka ödüllendirecek veya cezalandıracaktır. Yani ödül ve cezayı zorunlu görürler, mutlaka hesabın olacağından söz ederler. Dolayısıyla cennet vaat, cehennem ise vaittir. Cennet ve cehennem insanların özgür iradeleriyle tercih ettikleri kaçınılmaz bir sondur şeklinde bir düşünceye sahiplerdir. Menzile beynel menzileteyn ilkesi ise zaten söyledik. Mutezile bu büyük günah meselesi konusunda farklı düşünmüştür. Büyük günah işleyenleri fasık saymıştır ve cennet ile cehennem arasında bir yerde bulunacaklarını söylemişlerdir. Böyle bir düşünce benimsemişlerdir. Büyük günah işleyen şayet tövbe etmeden ölürse ebediyen cehennemde kalır diye düşünürler. Şayet tövbe ederlerse mümin olarak ölür. O nedenle de cennet ile cehennem arasında bir yerde durur şeklinde bir düşünceyi benimsemişlerdir. Bir başka ilke emri bil maruf nehi anil münker ilkesidir ki bu zaten büyük oranda Müslümanların benimsediği bir ilke olarak karşımıza çıkar. Mutezile'ye göre iyiliğin devamlılığının sağlanması ve kötülüklerin ortadan kalkması için bu ilke mutlaka işletilmelidir. Her Müslümanın bu ilkeye göre hareket etmesi veya davranması zorunlu bir görevdir. Dolayısıyla da emri bil maruf nehi anil münkeri Mutezile zorunlu olarak görür. Hatta bu zorunluluk nedeniyle bu ilke zulme ve zalim idareciye de itiraz etmeyi gerekli kılar şeklinde son derece dikkat çekici bir görüşle benimsemişlerdir. Bu nedenle de siyasi bir boyuta sahip bir özellik taşımaktadır. Fakat böylesine net bir görüş benimsemiş olsalar da siyasi eleştirilerde olabildiğince yumuşak davranmışlardır. Mesela bir hariciler gibi doğrudan isyana kalkışmamışlardır veya el altından Hazreti Ali evladına veya Ehli Beyt'e sempati duymuşlardır. Bunlara ilaveten Mutezile'nin değişik görüşleri de vardır. Mesela ahirette Allah'ın görülmeyeceğini savunmuşlardır. Kur'an yaratılmıştır demişlerdir ki ehli hadis ekolu Kur'an'ın yaratılmadığını savunmuşlardır ki bu halkul Kur'an meselesi de önemli tartışmalardan birisidir. Nitekim bu konuyla ilgili videom vardır. Merak edenler o videoya bakabilirler. Yine Mutezile'ye göre insan aklıyla Allah'ın bilgisine ulaşabilir. İyi ve kötüyü yine aklıyla ayırt edebilir gibi kendilerine özgü bir takım düşünceleri savunmuşlardır. Mutezile İslam dünyasında ayrıca dini ve tabii bilimlerin gelişmesine de büyük katkı sağlamıştır. Dini ilimlerde akılcılığı ön plana çıkarırken
tabiat veya beşeri bilimlerde deney ve gözleme önem vermişler ve bu metodun kullanılması gerektiğini savunmuşlardı. Diğer yandan Mutezili alimler özellikle Kur'an üzerine fazlasıyla yoğunlaşmışlardır. Bir konuda nakli delil getirirken önce Kur'an'a müracaat ederler ve Kur'an'a gitmeye özen gösterirler. Onların birinci referans kaynağı Kur'an'dır. Mutezile'nin görüşleri Eş'ari ekol üzerinden ehli sünnet anlayışını da hayli etkilemiştir. Her ne kadar bugün klasik ehli sünnet ekolü veya anlayışı Mutezile'nin akılcı düşüncelerine şiddetle karşı çıksalar, aklı dondurmuş olsalar da aslında Mutezile Eş'ari ekol üzerinden ehli sünneti de ciddi ölçüde etkilemiştir. Nitekim Eş'ari'nin başlangıçta Mutezili olduğunu, daha sonradan bu ekolden ayrıldığını hatırlatalım. Her ne kadar Mutezili ekolden ayrılmış olsa da bütünüyle bu ekolün fikirlerinden kopamamıştır. İlahi sıfatlar, kesb teorisi, tevil anlayışı ve hudüs gibi konularda Mutezile'nin etkisinde kalmış veya Mutezile'ye yakın düşünceler benimsemiştir. Mutezili alimler Kur'an'a büyük önem verdikleri gibi daha çok zahidane bir hayatı tercih etmişler, ancak buna mukabil tasavvufa şiddetle de karşı çıkmışlardır. Bu yönleri de son derece önemlidir. Evet değerli dostlar, bir dönem İslam dünyasının parlayan yıldızı olan ve akla büyük önem veren Mutezile, özellikle de 785 ve 850'li yıllarda İslam dünyasında yeni bir çığır açmış ve Müslümanların ya da Doğu'nun parlayan yıldızı olmuştur. Ne yazık ki 850'lerden itibaren giderek ehli hadis ön plana çıkıp aklı dondurunca bu süreç maalesef Müslümanları adım 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 geriletmiştir. İktidar baskılarıyla da Mutezile çöküşe sürüklenmiş ve İslam dünyası onların başlattığı bu akılcı anlayışa bir daha dönememiştir. Onun yerini nakilci anlayış olan ehli hadis doldurmuş ve aklı dışladığı için Müslümanlar bir türlü bellerini doğrultamamışlardır. Bugün de dikkat ederseniz Sünni ekol diye bilinen veya ehli sünnet olarak kendilerini konumlandıran insanlara bakınız, akla adeta kırmızı görmüş boğa gibi düşmanlardır. Hatta enteresandır, dinin kurucu metni olan vahye de rivayetlere önem verdikleri kadar önem vermezler. Bakınız, bu ehli hadisin hastalığıdır. Bir dönem İslam dünyasının parlayan yıldızı olan ve akla büyük önem veren Mutezile yeni bir çığır açmıştır. Yeni gelişmelere karşı yeni çözüm önerileri ortaya atmasıyla beraber Mutezile'nin yaşadığı dönem tarihte Golden Age, yani altın çağ olarak da nitelenmiştir. Böylesine hareketli bir dönemin yaşanmasına ve bilimler tarihi alanında büyük ilerlemelerin kaydedilmesinde etkili olmuşlardır. Ne yazık ki iktidar mezhebi olduktan sonra baskıcı bir tutum benimsemişlerdir. Daha sonradan da iktidardan düşünce karşı anlayış olan ehli hadis anlayışı da benzer baskıcı uygulamayı devam ettirmiş ve iktidar baskılarıyla birlikte çöküşe doğru sürüklenmiş, tarihte kaybolup gitmiştir. İslam dünyası onların başlattığı akılcı anlayışa bir daha ne yazık ki dönememiştir. Onun yerini nakilci anlayış olan ehli hadis ekolü doldurmuş ve aklı da tamamen dışladığı için Müslümanlar bir daha bellerini doğrultamamışlardır. Evet değerli dostlar, zannediyorum Mutezile ile ilgili ana çerçeveyi sunabildim. Yararlı olduysa ne mutlu. Dinlediğiniz için teşekkürler ediyorum. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.